Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 3-9 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar sizin için çok önemli bir haftadayız. Evet, haftaya dolunayla başlayacağız. Hem de burcunuzda olacak. Güneş Aslan burcunda ilerliyor. Karşıt burcunuzu aydınlatırken pazartesi günü 3 Ağustos'ta ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak ve akşam 18.58'de güneşin karşısına geçiyor ve 11 derece kova burcunda dolunayımız meydana geliyor. Evet güçlü bir dolunay. Özellikle yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa, güneş burcunuz özellikle 1-10 Şubat arası doğduysanız, bu dolunayın sizi güçlü bir şekilde etkilemesini bekleyebiliriz. Evet dolunaylar farkındalık dönemleri. Kendinizle ilgili, içinde bulunduğunuz durumla ilgili, ilişkilerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili önemli bir şeyleri fark edebilirsiniz kararlar verebilirsiniz. Ee, dönüşümler olabilir. Hayatınızda bazı şeyler bitebilir, tamamlanabilir. Yeni kapılar açılabilir. Dolunay sırasında Uranüs'ün güçlü bir açısı var ve bu Uranüs bazı sürprizlerin, hızlı değişimlerin olabileceğini işaret ediyor. Biraz özgürleşmek istiyorsunuz aslında. Daha bireysel hareket etmek istiyorsunuz. Ve bu özgürleşme isteği, bireysel hareket etme isteğiyle belki bir ilişkinizde önemli karar vereceksiniz. Belki bir yer değişikliği yapacaksınız, taşınacaksınız. Aileyle ilgili konulara Belki çözüm bulacaksınız, belki aileden ayrılmak, yalnız yaşamak ve benzeri konular ya da artık sizin için tamamlandığını düşündüğünüz bir iş hayatı ya da mesleki hayatınızda bazı kararlar vereceksiniz. Evet, çeşitli olasılıklar olabilir ama önemli ve güçlü bir dolunay var ve hayatınızda biraz değişim getiriyor ve özgürlükler getiriyor ee, ve tabii ki ben belki bazı önemli ilişkilerinizle beraber hayatınızda da kariyer ve yer değişiklikleri adına önemli açılımlar olabilir. Bunlar evlilik gibi, işbirliği gibi konularda olabilir sevgili kovalar. Hafta boyunca dolunayın güçlü enerjilerini hissetmeye devam edeceğiz. Bu hafta kişisel gezegenlerimiz burç değiştiriyor ki bunların değişimleri tabii ki bizim de motivasyonlarımız ve günlük hayattaki enerjilerimizi etkileyecektir. 5 Ağustos'ta Merkür uzun süredir hareket ettiği yengeçten ayrılıp artık Aslan Burcu'na geçecek. 20 Ağustos'a kadar Merkür Aslan Burcu'nda yine ilişki evinizde olacak. Demek ki eşinizle, partnerinizle ya da iş yaptığınız kişilerle, arkadaşlarınızla daha fazla konuşuyorsunuz. Bilgi paylaşımı var, görüşüyorsunuz. Belki bazı anlaşmalar var, bazı kararlar var. Hatta imza, sözleşme gibi konular da bu dönemde Merkür'ün geçişiyle beraber hayatımıza girebilir. Buna işle de ilgili olabilir, hizmet aldığınız kişilerle ilgili olacak bazı sözleşmeler olabilir ya da ilişkilerinizle ilgili olabilir sevgili kovalar ve 7 Ağustos'tan itibaren Venüs yengeçe geçiyor Evet uzun süredir ikizler burcundaydı yaz aylarında retrosunu yaşadık şimdi enerji değişiyor İkizlerden ayrılıp yengeçe geçecek altıncı evinize geçecek sevgili kovalar Venüs'ün geçtiği alanlarda Aslında iyileşmeler bekleyebiliriz bazı şanslar da bekleyebiliriz. Demek ki günlük hayatınızda özellikle iş ve mesleki alanınızda bazı fırsatları size getirebilir yengeç. Ee, yine sosyal alanınız, günlük hayatınızdaki bazı rahatlamalar, konfora yönelik rahatlamalar olabilir. Sağlık alanında varsa bazı problemleriniz, bunları çözmek adına da Venüs'ün burada size güzel destekleri, yardımları olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.